sağ olsun arkadaşlar. Gerçekten çok önemli bir arkadaşımızı, abimizi, dostumuzu, yoldaşımızı yitirdik. Çok değerli bir insanı yitirdik. Sanatçının yanı sıra kendisi gerçekten çok değerli bir insandı. Ahlaklı bir adamdı, iyi bir adamdı, güzel bir adamdı. Onu kaybetmenin acısını yaşıyoruz. İyi bir abiyi kaybetmenin kendi adım acısını yaşıyorum. Ruhu şad olsun diyecek bir şey yok. Her ölüm erken ölümdür. Ama bu gerçekten erken diye düşünüyorum ben. Biraz daha bence kalmalıydı diye düşünüyorum. İlahi takdir. Burada olduğunuz için teşekkür ederiz. Hepimizin başı sağ olsun. Teşekkür ederim. 1981 yılında tiyatroda başlayan dostluğumuz bu cami avlusunda noktalanıyor. Ama her zaman kalbimde yaşayacak. Sahnede omuz omuza seyirciye selam verdiğim arkadaşım, hayatın içinde her şeyi paylaştığım abim, dostum, arkadaşım, ekmeği bölüştüğüm kardeşim, yoldaşım, sonsuzluğa uğurluyoruz. Umut ederim ki bu kadar seveni yeni Tarıklar yetiştirmek için elinden gelen çabayı gösterecektir. Onun yeri dolmayacak ama genç kuşaktan yürekli oyuncular da bu güzel insan gibi, adam gibi adam olan aktör olmayı hedefleyecekler. Sağ olun. Başınız sağ olun. Vallahi ne söyleyebilirim? O kadar üzgünüm ki biz 74'ten bu yana birlikte çalıştık. Onlar çok gençti bizden ama aynı oyunda oynadık. 74'ten bu yana tanıyorum. Dizilerde de birlikte olduk. Kurtlar Vadisi'nde, Bebeğim'de. O kadar üzgünüm ki Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun ki olacaktır. Ben inanıyorum. Başka hiçbir şey söyleyemiyorum. Siz de hak verirsiniz, değil mi? Çok acı. Çok acı çünkü daha çok genç. Yapacağı çok iş vardı. Öylesine hayat dolu bir insanın bir anda böyle gitmesi insanı gerçekten çok yıpratıyor. Zor ki bir şey söyleyebilmek. Çok zor çocuklar. Yani Tarık bizim keyfimizdi. Neşemizdi. Yani onun yokluğunu her an içimizde çok hissedeceğiz. Ama onu hiç kaybetmiş gibi olmayacağız. O bizlerle yaşayacak. Şu avluda gördüğünüz herkesin üstünde iyi bir anısı vardır Tarık'ın. Hep de öyle devam edecek. Kimseye kötülüğü olmayan, dünya güzeli, çocuk ruhlu bir arkadaşımızı kaybettik. Ben ne diyeyim başka? Canımızı kaybettik yani. Çok üzdü, yaktı bizim yüreğimizi yaktı ama Allah öyle istedi demek ki. Çok, çok çabuk aldı bizden onu. Zaten hep aceleciydi. Her şeyi çabuk çabuk yapardı. Oraya da çabuk çabuk gitti işte ama. Yalnız ben şunu söylemek istiyorum. Bir yandan da çok şanslıydı. Dostları onu çok sevdi. En çok da karısı çok sevdi onu, Gülenay. Ve ona gerçekten kocası gibi, sevgilisi gibi, çocuğu gibi baktı. Yanından bir dakika ayrılmadan. Gülenay'a hepimiz teşekkür borçluyuz. Bir de kızına tabii. Evet. Zeynep'imize. Evet. Kızı Zeynep de babasının bir tanesiydi yavrum. O da işini, gücünü, her şeysini bıraktı. Sabah akşam babasını bekledi hastanede, evde, her yerde. O da çok perişan. Çok. Hani hepimiz çok perişan olduk çocuklar. Başınız sağ olsun. Allah sabır versin. Arkadaşlar kısa konuşacağım, ne olur. Acım çok büyük. Biliyorum bütün Türkiye'nin de çok büyük. Ben böyle bir eşe sahip olduğum için gerçekten çok mutlu oldum. Beni çok mutlu ettim. Çok güzel bir hayat yaşattı bana. Kocamdı, hocamdı, sevgilimdi, babamdı. Ama en önemlisi çocuğumdu benim. Çocuğumdu. Canımın içinden can gitti, huzurla gitsin. Allah'ım onu kucağında huzurla götürsün. Ne diyeyim? Çok teşekkür ederim. Allah sabır versin. Allah sabır versin. Başına sağ olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah hepinizin başından eksik etmesin sevdiklerini inşallah. Amin. Çok teşekkür ederim. Allah sabır versin. Çok teşekkür ederim. Tamam arkadaşlar.
dönemde okuduk. Sonraki yıllarda da sanat anlamında aynı yerlerde birleştik. Güzel bir dosttu bir kere. Yani insanları barıştıran bir tarafı vardı. Ülke insanıydı ve aydın bir sanatçıydı. Ve yurtseverdi. Önemli olan bunlardı. Ve de bizlerin felsefesi de devlet tiyatrosunda tanımadığımız insanların maaşlarını alıyorsak onlara adam gibi hizmet edelim desturu vardı hepimizde. Tarık da bunu sonuna kadar devam ettirdi. Onun için nur içinde yatsın. Ülkemizin aydınlarına selam olsun. Benim için çok kıymetli bir abimdi. Çok çok güzel günlerimiz oldu. Çok dertleştiğimiz zamanlarımız oldu. Çok gülüştüğümüz zamanlarımız oldu. Şu an gerçekten inanmakta o kadar zorlanıyorum ki. Hiç yakışmadı. Çok gençti. Daha kim bilir neler neler oynardı, neler neler yapardı. Ondan çok keyifli günlerimiz, çok güzel günlerimiz oldu. Bana şu an hiç inandırıcı gibi yokmuş gibi gelmiyor. O kadar hayatı seven, o kadar hayattan zevk alan bir insandı ki onun o enerjisi, hayata bakış açısı ve dolu dolu hiç insan konduramıyor gerçekten. Çok güzel anacağım. O güzel sesi hiçbir zaman, o güzel kahkahası kulaklarımdan gitmeyecek, hep çınlayacak. Çok değerliydi hepimiz için. Benim için de kendi adıma büyük bir şans onunla beraber omuz omuza olmak, oynamak. Tüm sevdiklerine, sevenlerine, ailesine başsağlığı diliyorum. Çok kıymetli bir insandı. Çok teşekkür ederim. Hepinizin başı sağ olsun. Törende Tarık abi hakkında çok güzel cümleler kuruldu. Dostları, devlet tiyatrosunda birlikte olduğu, çalıştığı arkadaşları, büyükleri, kardeşleri. Çok uzatmadan bizim de 30 yılı aşkın bir süredir yakın dostluğumuz var. Çok değerli bir sanatçıyı kaybettik ama aynı zamanda çok kıymetli bir abimizi kaybettik. Hem konservatif zenginlikler barındıran hem de işte halkın da yakından tanıdığı çok değerli bir sanatçıydı Tarık abi. Şu kadar söyleyeyim, o törende de benzer şeyler söylendi dostları tarafından. Çok nadirdir hayatımızda mümkünse tüm günleri, günaydınları, iyi geceleri birlikte geçirmek istediğiniz insanlar. Sayıları çok fazla değildir. Tarık abi onlardan biriydi. Bizimle birlikte olacak şüphesiz bütün hatıralarıyla. Sevenlerinin, ailesinin ve halkımızın başı sağ olsun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Başımız sağ olsun. Hepimiz. Neler söylemek istersiniz? Ya üstüne konuşunca böyle gene fena oluyoruz. Arkasından bu kadar insan var. Hepsi 10 yıl, 20 yıl, 30 yıllık arkadaşlar. Bir insan için bir tane bile kötü bir şey söylenmez. Söylenmiyor. Çok güzel şeyler söyler. Çünkü herkes çok çok sevgili. Herkesin çok sevgili dostu. Birisi öldükten sonra herhalde bütün temenni bu olmalı. Onun da neşe kaynağımızdı dedi kendisi için. Hepimiz öyle. Gülenay yani eşi. Perişan halde hepimiz. Hiç beklemiyorduk. 61 yaş çok. Herkes birbiriyle şunu konuşuyor işte. Daha çok zaman geçirelim birbirimizi. Ve daha çok anı biriktirelim diye. Mekanı cennet olsun. Huzur içinde yatsın. Hepimize işte ibret yani. Ankara Sanat Tiyatrosu'ndan da iki oyunda çalıştım. Çok disiplinli, tiyatroyu çok seven bir çocuktu tabii. İçinde çocuk var derler ya bazı insanlar. Bence Tarık'ın içinde çocuk değil, bir çocuk bahçesi vardı sanki. Tiyatro dünyası, sevimli bir kardeşim kaybetti. Hepine başınız sağ olsun efendim. Teşekkür ederim. Gazeteci arkadaşlar. Ya çok değerli bir insanı kaybettik. Herkesin bildiği gibi üzgünüz. Böyle durumlarda da çok şey söylenmiyor. Başımız sağ olsun. Ben eşimi, ailesine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum. Teşekkür ederim.
Başımız sağ olsun efendim. Utanç Bey. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Neler söyleyecek? Malum böyle zamanlarda hakikaten hepimiz zorlanıyoruz konuşmakta. Çok sevdiğimiz, çok can dostumuz, abimiz, arkadaşımız, dostumuz ve çok sevdiğimiz bir güzel bir adamı kaybettik. Çok çok üzgünüz hepimiz. Huzur içindeyiz. Denecek başka bir şey yok. Başımız sağ olsun. Teşekkür ederiz. Dostlar sağ olsun. Yani Mehmet abla da ben de her şeyi söyledik. Biraz artık vedalaşmak istiyoruz izninizle. Çok güzel hatıralar bıraktı. Onlarla avunacağız. Yani ülke açısından çok büyük bir sanatçıyı kaybetti ülke ama biz de çok sevgili bir abimizi, binlerce anıyı ortak paylaştığımız çok güzel bir adam yitirdik yani başımız sağ olsun. Son görev bugün, son yolculuk. Yani demin de söyledik arkadaşlar varken Demet'le beraber, ya bu kadar sevilen bir adam yoktu. Ya gerçekten. Bir yere gidelim Tarık abisiz, Gülenay'sız olmazdı yani. Tarık gerçekten. Abi sevmeyen biri olamaz. Gerçekten de öyle bir adamdı. Yani ve yani bir hayatı bu kadar tadını çıkarta çıkarta hem kendisi hem etrafına motive ede ede, fakat işte bu sefer işte klasik cümle ama ne yazık ki hepimizin cidden öyleydi ya, bir parçamız gitti. O en çok koyan da o oldu zaten yani. Allah geride kalanlara sabır versin. Üzüldük tabii yani, her gidiş erken gidiş oluyor ama Tarık abi erken gitti. Çok güzeldi hepimizin hayatına, neşesiyle, duruşuyla. Üzgünüz. Çok güzel şeyler söylendi aklımda zaten. Çok üzgünüz. Tarık abi çok özel bir insandı, çok özel bir ruhtu. Çok özel bir oyuncuydu. Hepimizin önünde büyük bir örnek. Yolu ışıklı olsun, ışıklar içinde uyusun. Başımız sağ olsun. Maalesef hayat böyle. Önemli bir aktördü, önemli bir sanatçıydı. Başımız sağ olsun. Bütün sevenlerine, ailesine başsağlığı diliyorum. Ya kaybımız büyük. İşte ben bir kardeşimi, dostumu kaybettim. Hakikaten üzüntüm çok büyük. Boşluğu doldurulamayacak bir insan. Acımız büyük. Başımız sağ olsun efendim. Bir şey söylemek ister misiniz? Peki, teşekkür ederim. Çok mersin. Özel bir gün. Uğurluyorum. O kadar. Çok mersin. Gönlümüze düşen yük o kadar ağır ki kaldıramıyoruz. Hayatın, sanatın, sahnenin ve mesleğin ortasına böyle güller bırakan insanlar uzaklara gidiyorlar. Tarık abi de o değerde, o insanlardan biri. Onlar gidiyorlar ama biz içimizden uğurlayamıyoruz. Nurlarda yatsın inşallah. Mekanı cennet olsun diyorum. Gülenay'a, tüm sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Görüşmüş müydünüz kısa zamanda? Görüşme imkanı aşamış mıydınız? Maalesef. Maalesef. Aşınız sağ olun.